Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 km kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer almaktadır. Göbekli Tepe'de tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağı yer almaktadır. İlk tapınağın yer almasından dolayı yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemlidir. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkarılmıştır. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlayacak şekilde yaşardı. Kayalık bölgelerden büyük sütunları ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbekli Tepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti. Bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın atasının ilk olarak Göbekli Tepe eteklerinde yetiştiği ortaya çıkarıldı. 1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç, tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürdü. Fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak Urfa Müzesi'nde sergilenmeye başladı. 1963 yılında ise İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürütmüş, bölgeyi incelemiş fakat çalışmaların üzerinde durulmamıştır. Daha sonra çalışmalar 1995 yılında tekrar başlamıştır. Çalışmalar tam gaz devam ederken 2010 yılında 40 cm boyunda 25-30 kilogram ağırlığında taştan yapılmış ve üzerinde hayvan figürleri olan insan başı heykeli çıkarıldıktan 2 gün sonra kazı alanından çalındığı tespit edilmiştir. Göbekli Tepe'nin bir diğer önemli yanı ise tarımla değil tapınakla gelen yerleşik hayattır. Göbekli Tepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini de çürütüyor. Yerleşik hayata geçişin çiftçilik ve hayvancılığın ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleştiği düşünülüyordu. Schmidt'e göre ise avcı ve toplayıcı toplulukların Göbekli Tepe gibi dini merkezlerde sürekli olarak bir araya gelmelerinin sonucunda yerleşik hayata geçilmiştir. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevredeki bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Yani tarım yerleşik hayatı getirmemiş, dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir. Bu kazılar sonucu Göbekli Tepe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici listesine alınmıştır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın.